Kuzey Irak yönetiminin referandum adımı Irak'la birlikte tüm bölgede bitip tükenmek bilmeyecek çok kanlı, çok can acıtıcı ve hepsinin de sonuçları bizi ilgilendirecek bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Kimlikleri hepimizin malumu olan bir takım eller bölgeyi burada yaşayan herkesin felaketine yol açacak şekilde yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Değerli kardeşlerim, Tel Afer'de kimler vardı? Tel Afer'de 400 bin Türkmen vardı. Bunun yarısı Şia, yarısı Sünni. Ve bu insanlar tehdit altında Tel Afer'i terk etmek durumunda kaldılar. Şu anda 8-10 bin Tel Afer'de Türkmen var. Peki bunların hukukunu kim savunacak? Ve bunların yaklaşık 100 bini değişik yollardan gene ülkemize gelmiş durumda. E bütün bunların üzerinde durmak bizim için bir görev değil mi? Efendim, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Kardeşler, ne derlerse desinler, biz ensar ve muhacir kültüründen gelmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bunu bir defa böyle göreceğiz. Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Kılıçdaroğlu ne derse desin. Efendim işte HDP şöyle demiş. Ne derse desin. Hak ne diyor, biz ona bakacağız. Ve yola da böyle devam edeceğiz. Unutmayalım, ta Hint Yarımadası'na 3-5 tane mazlumun ahını dindirmek için evet kadırgalarını gönderen bir ecdadın biz mensuplarıyız, torunlarıyız. Öyleyse duramayız. Duramayız. İmkanımız neye el veriyorsa, biz buna duyarsız kalsak bile göz göre göre gelen kötü sonuçlardan kurtulamayız. Bölgesel yönetimi kararından döndürmek için başlattığımız ve başlatacağımız yaptırımları eleştirenler yarın gerçekten çok büyük felaketler yaşanmaya başlandığında acaba nasıl bir çözüm öngörüyorlar? Lütfetsinler de bunu da bilelim. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar için oturdukları yerden ahkam kesmek elbette çok kolay. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki kanaat önderleriyle bir araya geldiğimizde istisnasız hepsinin ülkemize bağlılıklarının tam olduğunu ama bazılarının kafalarında soru işaretleri bulunduğunu gördüm. Bölgenin bağrına saplanan referandum hançerini birileri Kürtlerin hakkı kılıfıyla pazarlamaya çalışıyor ve buna da müşteri buluyorsa yapmamız gereken çok iş var demektir. Suriye'de kurulmaya çalışılan terör kantonlarına en küçük bir muhabbeti, en küçük bir olumlu yaklaşımı olan zihnini ve gönlünü bölücülük fitnesine kaptırmış demektir. Kim ne derse desin. Kardeşlerim, ne düşünürse düşünsün. Biz Türkiye'nin Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz.